Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen'in turnuvası çok kötü gidiyor. Galibiyet alamamış durumda ve en son bunu yaptığında sene 2007'ymiş ve Mamedyarov'la Carlsen bugün berabere kaldılar ve Armageddon'a geçtik. Tabii ki bahsettiğimiz klasik satrançtı. Armageddon'da Carlsen bütün karşılaşmalarını kazandı ama yine de klasikte galibiyeti yok. Mamedyarov'un 10 dakikası, Carlsen'in 7 dakikası var ve siyahlara beraberlik yetiyor kazanmak için. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Beyazlar oyuna C4'te başlıyor. E5'in ardından at C3 ve fil B4'ten sonra siyahlar niyetini belli ediyor. Burada fil çarpı C3 vuracak ve piyon yapısını bozacak tabii ki. G3'te buna beyazlar izin veriyor. Fil çarpı C3, B çarpı C3 ve D6'nın ardından fil G2 ile beraber güzel bir çapraza oturdu. At C6 ile o çapraz kapatılıyor ve A4 ile ilginç ve yeni bir fikir oynanıyor burada. A4'ten sonra A5, devamında A6 ile burada C6'nın zayıflaması sağlanacak. Eğer A5'e siz A6 gibi bir şey oynarsanız da bu sefer ilerleyen zamanda tabii ki kalenin B1'e gelmesiyle birlikte geri kalmış B7 piyonuna bir baskı yapılacak. A4'ten sonra burada siyahlar tabii ki konumunu ona göre ayarlıyor. At GE7 oynadı ve C6'daki atı bir noktada korudu bu filden. Ve ilerleyen zamanlarda siz A5 A6 oynasanız da tabii ki C6'yı bir noktada savunmuş olacaksınız. At F6'dan daha iyi bir durumda kaldı. Ve şimdi burada beyazlar D3 oynadı. Fil E6 oynanıyor ve A5'ten sonra vezir D7 ve tabii burada at F3 gibi bir şey çıkarsanız da fil H3 ile beraber o değerli fili kesmiş olacak siyahlar. Vezir D7 tabii ki aynı zamanda uzun rokada bir yeşil ışık yakıyor gibi gözüküyor ama F4'ten sonra burada A piyonunun A6'ya gitmesi, kalenin B1'e gelmesi sebebiyle zaten uzun rok atılmayacak ve burada siyahlar kısa rok atıyorlar. Şimdi A6 oynandı ve B6'dan sonra vezir A4 ile birlikte C6'ya bir baskı var ama şu anlık o baskı bir şey ifade etmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi C6 savunuluyor. Burada sadece durumlardan bir tanesi filin çaprazı çok tehlikeli ve A8'deki kaleyi oradan atmak gerekiyor. Kale AD8 oynandı ve siyahların amaçlarından bir tanesi burada D5 oynamak artık ve bu fili etkisiz hale getirmek. Ama tabii ki beyazlar bunun farkında ve F çarpı E5 oynanıyor. At çarpı E5'ten sonra vezir D7 ki siyahlar zaten taş kesmek istiyorlar burada. Ve fil D7'den sonra atı F3'e bile çıkamıyorsunuz. Çünkü devamında hemen Carlsen burada taşları değişecek. O yüzden at H3 oynandı ve burada fil C6 ile birlikte siyahlar tüm taşları kesmek istiyorlar. Tabii ki A6'ya yine dikkat etmek lazım. İlerleyen zamanlarda biliyorsunuz burada B6'ya fedalar yapılıyor. Ve devamında A çarpı B6'dan sonra A7 piyonu burada vezir olabiliyor. Ki oyunun sonunda da bununla ilgili temaları bolca göreceğiz. Fil C6'dan sonra kısa rok gel sen kes diyor en azından. Fil çarpı G2, şah çarpı G2'den sonra kale F8 ve burada ilerleyen zamanlarda E2'ye büyük bir baskı olacak. O yüzden şimdiden kale A2 ve D5'in ardından siyahlar birazcık daha iyi bir konumda kalmış olabilirler burada. C çarpı D5, A çarpı D5 ve C4'ün ardından atı B4'e koydu ve kale A4'ten sonra da burada C5 ile beraber o at savunuluyor. Tabii işin kötü taraflarından bir tanesi fil D2 ile beraber o atı kesmek isteyebiliriz ama at C6 ile yine B4'e savunacak bir yere koyuyor zaten diğer atı da. O yüzden kalenin burada birazcık az iş yapar bir konumda kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi at F4 oynandı. At H3'te hiçbir iş yapmıyordu. En azından şimdi E2'yi savunur vaziyette kaldı. Ve at EC6'dan sonra siyahların kuşkusuz isteği burada G5 oynamak ve devamında E2'yi almak. O yüzden şah F2 oynanıyor. Bence bu soru işareti değil. Bilgisayar çok beğenmiyor ama yine bir insanın bence yani ilk aklına gelen hamlelerden bir tanesi E2'yi bir şekilde savunması lazım. Çünkü at D4 oynandı. Yine E2'ye bir baskı var. Ve fil E3'le beraber orayı kapatıyor ama Carlsen'in aklına ilginç bir fikir geliyor. Ve burada kaleyi file çakıyor Carlsen. Kale çarpı E3 oynandı. Şah çarpı E3 tabii ki G5 ile beraber o atı kovuyor zaten. Fikirlerden bir tanesi buydu. At D5'e gittikten sonra kale E8 ve artık E2 düşmüş olacak. Zaten kale E3'ün amaçlarından bir tanesi de buydu. Ama beyazlar da burada iyi savunabilirse bu konumu kaleye at belki oynayabilecek ilerleyen zamanlarda. Şah F2 belki de tek hamle
Kale çarpı E2 ve şah G1'den sonra at D3'ü alıyor ve ilerleyen zamanlarda bu iki atın da kaleyle birlikte şahı mat etme şansı var. O yüzden burada tabii ki dikkatli olmak lazım. Mamedyarov kaleyi A1'e döndü ve G4'ün ardından isteklerden bir tanesi kuşkusuz at B3. Yani at B6'ya bakabiliriz. Alırsanız tabii ki A7 devam edecek ama at B3'ten sonra burada mat istekleri var. Şah H1'e giderseniz kale H2 ile mat oluyor ve eğer siz mecburen almak zorundasınız zaten. Kale çarpı F3 alırsanız da G çarpı F3'ten sonra F2 ve devamında kaleye 1 gelecek. O yüzden bu konumu tutmak çok zor olurdu. Hatta tutamazdınız, öyle diyelim. G4'ten sonra o yüzden burada mecburen atı defansa dönmek zorunda kalıyor. At F4 oynuyor. At çarpı F4, kale çarpı F4 ve beyazların belki bu konumda birazcık daha iyi kaldığını söyleyebiliriz. F5 konumu tutan tek hamle G4'ü tutuyorsunuz ve kale F2'nin ardından gel kaleleri keselim diyor ama Carlsen tabii ki razı değil bu konumda artık. Çünkü kaleye at kalacak ve kale E4'ten sonra kale B2 oynanıyor ve kale B2 ile kale çarpı B6, A çarpı B6 ve A7, A8 çıkmak istiyor tabii ki burada kuşkusuz beyazlar. Ve burada şah F7 oynuyor. En azından diyor ki burada eğer sen kale B6 alırsan A çarpı B6'dan sonra kaleyi döndüğümde buraya patlattığımda şahı merkeze geleceğim diyor Carlsen ve bilgisayar da buna okey diyor aslında. Şah F7'den sonra şah F2 oynandı. Tabii ki o varyantların bir tanesine kale B6'dan sonra at burada F3'ten dönüp C4'ü alıyordu aslında. O yüzden bir noktada kalenin E8'e gidip A8'e patlatması C4'ün düşmesi sebebiyle siyahlara iyi kalıyor. Şah B7'den sonra şah F2 oynandı ve at C6'dan sonra tabii ki oraları korumaya geldi at. At C6'dan sonra kale D1 ve kale D1 ile birlikte burada ciddi bir atak var. Ve kalenin hem D6 hem de D7'ye bakışları çok tehlikeli ve dolayısıyla burada siyahlar şah E6 oynuyor ama burada kale C4 alması gerekiyormuş. Fakat şah E6 çok insancıl. Şah E6'dan sonra kale E2 oynandı hemen tabii ki. Ve kale çarpı E2, şah çarpı E2. Bunu söylemiştik. Buraya gelene kadar eğer kaleye at kalırsa beyazlar iyi kalacak demiştik. Ama tabii ki yine de burada beyazların dikkat etmesi gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi de at B4'ten sonra aslında şah E3 oynayabilse burada beyazlar. At A6'dan sonra kale A1'e. Burada konumu kazanabilecek bir şey yakalayacak. Çünkü bilgisayar tabii ki çok kolay bir şekilde şöyle diyor. Diyor ki A6'yı bırakabilirsin, sıkıntı yok. Sen A6'yı korumakla uğraşma, C4'ü korumakla uğraş diyor. Tabii ki bunu bir dakikanız varken bulmak o kadar kolay değil. Kale A1 oynandı ve artık şah içerilere girebiliyor burada. Şah E5'ten sonra şimdi artık şah E3 yok çünkü at C2 ile birlikte çatal var. O yüzden mecburen siz burada şah D2 oynayacaksınız ve şah D4'ten sonra C4 düşüyor. O yüzden kale F1 oynamak zorundasınız burada ve şah C4. Kale F5'ten sonra şah B3 oynandı. Artık bu piyonun hızlı bir şekilde ilerleyeceğini göreceğiz. Ve atın da burada olması tabii ki büyük bir avantaj. Kale F7 geldi. Dikkat etmek lazım. Kale A7'yi alacak. O yüzden C4 oynandı. Kale A7'ye de şimdi C3 ve şah E2'den sonra burada şah B2 oynanıyor. Ve devamında C2, C1. Tabii ki kale A7'yi önemsemek gerekiyor dedim ama Carlsen önemsemedi. Burada ilerleyen zamanlarda ben zaten istediğim zaman A6'yı alabileceğim diyor. Ve kale C7 çok kritik bir hamle. Kale C7 de burada ilerleyişi en azından kale patlatarak belki tutacaksınız ama önce at A6'yı aldı ve kale C6'dan sonra da B5 oynanıyor. B5'e bilgisayar ilginç bir fikir buluyor. Kale C8'de konumu devam ettirebilirsiniz diyor ama yine insan için çok zor ve Carlsen'in 5 saniyesi Mamedyarov'un 11 saniyesi var burada. Artık taşlar fırlıyor yerinden ve kale çarpı A6 alınıyor tabii ama C2'den sonra artık konumu tutabilecek herhangi bir hamle kalmıyor. Burada kale C6 oynayabilirsiniz ama çıkıp sonrasında piyon üstün zaten bu oyun sonu kazanç olduğu için de Mamedyarov oyunu terk ediyor burada. İlginç bir oyundu. Carlsen yine Armageddon'da kazandı. Normal karşılaşmaları neredeyse hep berabere bitiyor. Bir Caruana'ya kaybetti. Diğer karşılaşmalar berabere ama hepsinin Armageddon'unu kazanmış oldu Carlsen. Hızlı oyunda bu aralar bayağı bir formda diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeni videolarda tekrar bu kanalda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.